Sevgili seyirciler, devletin zirvesi bu yıl 5.sü düzenlenen İzmir İktisat Kongresi'nde buluştu. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen kongrede Türkiye'nin gelecek dönem vizyon ve hedefleri belirlendi. Devletin zirvesi İzmir İktisat Kongresi'nde buluştu. Kalkınma Bakanlığı tarafından yeniden yapılanma sürecinde Türkiye ekonomisi temasıyla 5.sü düzenlenen İzmir İktisat Kongresi devletin zirvesini bir araya getirdi. Sayın seyirciler, Cumhuriyet kurulmadan birkaç ay önce Atatürk tarafından 1.sü düzenlenen İzmir İktisat Kongresi'nin 5.sü Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı'nın organizasyonuyla yine İzmir'de gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Tayyip Erdoğan, Dünya Bankası Başkanı ve yurt içi ve yurt dışından birçok önemli bilim adamı, iş adamı ve akademisyenin katıldığı bu önemli toplantıda Türkiye'nin gelecek vizyonu tartışıldı. Bugün 5.sini düzenlediğimiz İzmir İktisat Kongresi'nin Türk milletini başarıyla bir sonraki yüzyıla taşıyacak yol haritasının hazırlanmasına vesile olmasını temenni ediyorum. İzmir İktisat Kongresi ile ülkemizin ve milletimizin iktisadi yol haritası çizilmiştir. 1920'lerin ulusal ve küresel şartları dikkate alınarak Türkiye için en uygun iktisadi yöntemler belirlenmiş, potansiyelimiz yani iktisadi envanterimiz çıkarılmış, yeniden doğuşun ve kalkınmanın modelleri o iktisat kongresinde şekillenmiştir. Bu uluslararası kuruluşlardan, OECD'den, UNDP'den, IMF'den, çeşitli kurumlardan temsilciler katıldılar. Yurt dışı boyutu, uluslararası boyutu güçlü bir kongreyi gerçekleştirmiş olduk. Ve bu çerçevede İzmir'in Expo 2020 adaylığına da elimizden geldiğince destek olmaya gayret ettik. İzmir'de Türkiye ve dünya ekonomisinin konuşulması, tartışılması, çözüm yollarının aranması, üretilmesi, çeşitli fikirlerin paylaşılması hem ülkemiz açısından hem dünya açısından hem de insanlık için çok önemli oldu. İzmir 5. İktisat Kongresi, Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketinin ödül gecesiyle son buldu. Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 firması arasında 30 yaşında genç bir girişimci olan Halit Develioğlu'nun sahibi olduğu Resaş Teknoloji birinci oldu. Şirketimiz tedarik zinciri teknolojileri konusunda faaliyet göstermekte. Bu alanda Avrupa'nın 20'den fazla ülkesinde sistemlerimiz kullanılmakta. Global firmalarla çalışmaktayız. 23 yaşında başlattığımız bu serüveni 30 yaşında böyle bir ödülle taçlandırmış olmaktan gurur duyuyorum.